Siz bilen biz mumun musulman bendelerde hayvanat aleminin haklarından yana biri. Allah Ta'ala özümüzge halal kılıp koygan hayvanlarını trik hayvandan özümüz yiydiğen göçge eğlentiriz peyti de hem ularga mehir kursatışımız tayinlengen. Dünyanın hazır 5 milyardtan artık ahalisi bosa hayvanını en rahatlantirip soyadigan, soyuşta en hürmetini cayge koyadigan fakat Müslümanlar. Kagarlar iliktir tokumanı uldurup alıp keyin soyuş yaptı. Ya ki başını miyasını ortasına baltaban urup yıkıtıp durup keyin nema kısa kılıç yaptı. Ağırdan uşap abarıp sehnini masaya ortada kanı akıp git yaptı, nema kısa kılı yaptı. Ötken haftada bir tanışımız başka bir yurtka bağırıp yaptı. Turgan hayvanı dedi, uğrarken pışağımdan yüreği geldiydi. Kuşkana dediydi. Başka millet dedi. Hayran kaldım bunu soyuşta bulmaz mı kendini? Ular soyuşunu var ya bilmeydi ahir. Yok buna kanarsa. Hayvanını şuna kıyınaşadı ki hiçbir acı o. O hayvanını kıyınaşı bir. Özüge zararlı kovaladı. Şu göçünü yese özüge zararlı kovaladı mı bu? Biz o şu katta davlatlardan bir tasarlıca barganımızda göçlerini soruşturup balıktan başka bir narsa yemeyemez. Dedi ki onlar ne kadar indi bunca neydi? Ahire yani sabahın ahirini sonra açıp aldı. Ki ben çöntürdüm. Bu hayvanda kan buladı, içi de mikropları buladı, hemen narsası buladı. Şimdi on tarafından yatkızıp tamakıya demek Bismillah'da bıçak tartışta, Bismillah'ın etişte manevi halallik payda buladı çünkü bunga can bergen zatının namı bilen canını çıkarış gerek. Bu mesela cinayet bu. Allah'ın tanıma geldiği oladı. Manevi cihattan zarar. İkinciden şu kanda, şunda etürgende, kan bütün vücudundan çıkardı. Çünkü koşulup, varsa keserlikleri, mikropları hamas çıkıp gitmedi. Ondan keyin göçünü yese faydalı oladı, zarar kımaydı. Desem, birbirine karab oylanışıp kaldı. Ha desem, bizde hazır şunlara keserlik okuyken deydi. Bana o sabık prezident Reagan deydi, hazır netçi o vakitten beri özünü bilmeye yatıptı. Ama şu deydi, yegan göçünü kanı çıkmadan için bugün de yaptı deydi. Hadi bana sizlerle anı misal, görüyorlar İslam'ın ne meleğini. Ana. O şey, demek hayvanlı soyuş uslubu en yakışı uslub. Demek şunu Resulullah adiyatı der ki hadiste, hayvanını soysanız rahatlandırıp soyun, kıynamayın. Bir adam soyup urunup kalırdı, bıçağı otmasakken Resulullah cüda kattık dediler. Şunu soyuştan aldığın bıçağını otkırla olsan bu olmaz mıydı? Demek hayvan soymakçı bulan adam aldığın tayargarlığını korup, bıçağını otkır kılıp, asbab uskanasını cahiga koyup, hayvanını kıynamazdık çare tedbirlerini, barçasını görüş gerek. Hayvanı yatkızıp, ayağını bağlayıp, koyup, gözünü aldı da bıçağını hayramlaydı. Mümkünmez. Çünkü o körüp durup da. Şuyam azar buladı şunun için, bıçağını aldın kayrak alış gerek, ya ki hayvanı korsatmayı başka yerde kayrak geliş gerek. Bu hüküm kitaplarda durup da. Bir hayvanını başkasını aldı da soyuşam caiz emez. Bittesinin soyulu yetkenini ikincisi görmez. Ana yani biz özümüz Allah ruhsat vergen, soyu biriler, göç halal silerge degen, şu işini becerişte ham hayvanga mehir korsatçımız. Rahatlantırıp soyup asallik bilen demek şu işini amalga aşırış. Hayvanını boğazıga bıçak tartkenden keyin akma kızı geçe urup olmayı dediğilerdi. Hayvanını kanı çıkıp, canı çıkıp, soğuma günce terisini şilip olmayıdı, kellesini uzup olmayıdı. Hammasi fıkh kitaplarımızda turibdi. Hammasi hayvanat alamiga rahim şafkat. Şu rahim şafkat orqali insonni o'ziga manfaat. Agar bizi dinimizni ta'limotlariga amal qilinib, hayvanat alamiga keraklik xizmatlarni taqdim etib, ularni nohaqdan zarar yetkazish, o'ldirish, qiynash ishlari bo'lmasa,
bugünkü günkü hayvanat alamadığı muammalarını buluşu mümkün emez. Ana şu itibarını biz yakışı bilişimiz gerek. Bunlarını düşünüp yetişimiz gerek. Bu talimatlarga amal kılışımız gerek. Ve uçup geliyorken avlatlarımızın hem bana şu ruhta terbiyeleşimiz gerek. Bu bizim dinimizin talimatı, şeriatımızın talabı, Kur'an'ımızın kursatması, Resulümüzün tavsiyesi hesaplanadı. Allah Subhanahu ve Teala bana şu baradaki şeriatımız, dinimiz, talimatlarına amal kılıp barışımızın özü yardımcısı olsun.